Merhabalar Doğan'ın gününü izleyenleri. Bugün yeni bir ürüne daha beraberiz. HTC biliyorsunuz, HTC One ile oldukça büyük bir satış performansı yakaladı. Yeni ürünüydü, üstün performanslıydı, üstün ses özelliklerine sahipti. Yeni bir kamera ile çıktı karşımıza. Ardından HTC One Mini geldi. Tabii ki eski dönemden biliyorsunuzdur, Galaxy telefonlarda yapıyordu Samsung bunu. Galaxy serisinin Galaxy Mini modelini çıkarmıştı. Son olarak S4 Mini çıkmıştı. HTC One da buna uydu ve HTC One Mini çıkardı. Ve üzerine HTC One Max adında bir akıllı telefon geldi. Aslında 2-3 aydır söylentileri dolaşıyordu bu akıllı telefonun ama bunun hani çıkıp çıkmayacağını biz de bilmiyorduk. Çünkü Fablet modeli ve Fablet olarak çıkan akıllı telefonlarından sadece şimdiye kadar Galaxy Note modelini görmüştük. Note biliyorsunuz 3 yıl önce çıktı ve oldukça beğeni kazanmıştı. Yüksek satış rakamlarına ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Eylül ayında Samsung Galaxy Note 3 modelini tanıttı ve kullanıcıların beğenisini sundu. HTC de bundan geri kalmak istemiyor aslında. Orada bir pazar var ve bu pazarda da ürün gamını genişletmek istiyor. HTC One Max modeliyle karşımızda ve yeni ürün yeni özelliklerle geliyor. HTC One üzerindeki bazı özellikler de kısılmış aslında. Hemen incelemeye başlayalım isterseniz. 5.9 inç bir ekrana sahip HTC One Max. Bu ürün üzerinde Snapdragon 600 çözümü kullanılmış. Hani gönül isterdi ki 800 çözümü kullanılsın ama HTC One'da da normal modelinde de 600 çözüm kullanılmıştı. Buna ek olarak aynı tasarım devam etmiş HTC'nin. Görmüş olduğunuz gibi üst ve altta stereo hoparlörler bulunuyor. Arka bölümünü çevirdiğimiz zaman üründe bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Ürünün kamerasının alt tarafında burada gördüğünüz gibi kare bir okuyucu var. Bu okuyucu parmak izi okuyucu. HTC One modelinde bu yoktu biliyorsunuz. iPhone ile görmüştük. Ama HTC One Max modelinde bunu gördük. Birazdan deneyimlerimizi aktaracağız sizlere. Ama ürünün biraz daha teknik özelliklerinden devam etmek istiyorum. 5.9 inç ekran dedik. Tabii ki Full HD çözünürlüğe sahip bir ekran. Ekranın parlaklığı da oldukça iyi. Renkler açısından da oldukça keskin değerlere sahip bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. HTC One Max'in. Bunun yanı sıra 16 GB'lık bir hafıza var bize gönderilen bu modelde. Aynı zamanda 2 GB belleği bulunuyor. Ürün 219 gram ağırlığında. Bu da Fablet modelleri için oldukça iyi seviyede olduğu söylenebilir 219 gram ağırlığın. Normal telefon modellerinde tabii ki 120-130 gramlarda olduğunu görüyoruz. Fablet modelleri tabii ki büyük ekranlı olduğu için biraz daha ağır oluyor bu modeller. Ürünün kalınlığına baktığımızda ise yaklaşık 11 milimetre olduğunu görüyoruz. Yani 1 santimden biraz daha fazla. Tabii ki bu tarz bir ekranı desteklemek için pilin yüksek kapasitesi olması gerekiyor. Bu yüksek kapasiteli piller de biliyorsunuz akıllı telefonun en büyük baş belası aslında. Bu sebepten ürün biraz daha kalın oluyor. Diğer akıllı telefonlara göre. Yani ekran büyüdükçe pil kapasitesini artırmak gerekiyor. Pil kapasitesini arttırdıkça ürün biraz daha kalınlaşıyor. Pil kapasitesinden bahsetmişken 3300 mAh olduğunu söyleyelim. HTC verdiği bilgilerde yaklaşık 12 saate yakın bir görüşmeden bahsediyor ki bu tarz bir akıllı telefon için oldukça iyi bir rakam bu. Telefon 3300 mAh olduğu için yaklaşık 3 saate yakın bir sürede de şarj oluyor kendi şarj aletiyle. Bunu da buradan belirtelim. Yani bu akıllı telefonu şarj etmek istiyorsanız tam anlamıyla sıfırdan 100'e 3 saate yakın bir süre beklemeniz gerekiyor. Bir günden biraz fazla bir sürede telefonu kullanabiliyorsunuz ama çok multimedya kullanan veya video izleyen, müzik dinleyen biriyseniz sabah elinize aldığınız zaman telefonu gün içinde kullanıp akşam şarj ediyorsunuz. 3300 mAh oldukça iyi bu konuda. Onu da belirtmemizde fayda var. Ürünün arka bölümünden bahsetmiştik. Parmak izi okuyucu olduğunu. Birazdan yine geleceğiz parmak izi okuyucuya ama size HTC One'da olmayan ve Max'te olan bir özellikten bahsetmek istiyorum. Max'in arka kapağı açılabiliyor. Biliyorsunuz HTC One'da bu yoktu. Ama arka kapağını açsanız dahi şöyle şuradan yandan bir pimi var. O pimi aşağı görüyorsunuz. Çıkartabiliyorsunuz. Açsanız dahi 3300 mAh pile erişemiyorsunuz. Bunu sadece HTC micro SD kart yuvasına erişim ve SIM kart yuvasına erişim imkanı olmak için tasarlamış. Çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz aslında bu konuda. Çünkü kapağı yerleştirirken oldukça zorlanıyorsunuz. Bazen kapakla da oynamalar gerçekleşebiliyor. Bir tarafı kenara böyle açıkta kalabiliyor. Bunun sebebinden hani bizde gelen ürünler hani mühendislik ürünü bunlar sample diye tabir ettiğimiz ürünler.
Belki ondan kaynaklanıyor bilmiyorum ama HTC One Max'i piyasaya sunduğu zaman satıştaki ürünlerden, hani kullanıcı yorumlardan bu arka kapak yorumunu çok merak ediyorum aslında. Hani bize gelen ürünlerde çok böyle hani yerine oturabilen bir kapak türü olduğunu göremedik. Geldik HTC One Max'in kamerasına. Kamera biliyorsunuz HTC One ile beraber firmanın değişik özelliklere sahip olan bir kamerası tanıtıldı. Ultrapiksel bu kameranın adı. Ultrapiksel özelliğinde ürünün üzerindeki sensörün kaç megapiksel olduğunun HTC bizim için önemi yok. Biz kullandığımız teknolojilerle en iyi kalitede, en iyi sunumu yapan kamerayı koyduk dediler. Aynı özellikle bir kamerayı yine burada görüyoruz. Yalnız bu ürünün bir eksisi var. Çünkü optik imaj stabilizer yok ürün üzerinde. Bu fotoğraf çekimlerinde oldukça kendini belli ediyor. Bazen fotoğraflarda o keskinliği sağlayamıyorsunuz. Normal HTC One'da olduğu gibi. Fotoğraf alanında hani biraz daha eksi yönde olduğunu söyleyelim Max'in. Aynı zamanda hemen arkasına bakınca ürünün dikkatinizi çekiyordur. Beats Audio yazmıyor. Bu üründe Beats Audio desteği de kullanılmamış. Bu da tabii ses açısından bir eksi. Ama ürünün üzerinde stereo hoparlör olduğu için sağ ve sol tarafta ne kadar Beats Audio desteği olmasa da ürünün ses performansı diğer akıllı telefonlara göre biraz daha iyi, onu da belirtelim. Sıra geldi ürünün parmak izi okuyucu performansına. Parmak izi okuyucu biliyorsunuz iPhone 5S ile beraber biraz daha popüler oldu aslında akıllı telefonlar üzerinde. Bu yeni akıllı telefon üzerinde de tam kameranın alt bölümünde bir parmak izi okuyucu konumlanmış. Bu sayede kolaylıkla gerekli uygulamalara parmak izi okuyucu ile erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda telefon kilidi olarak kullanabiliyorsunuz. Ama bunun bir dezavantajı var. Çünkü parmak izi kullanmak için telefonu sağ tarafında bulunan power açma kapama tuşuna basmak zorundasınız. Buna bastıktan sonra kilidi açmak için parmağınızı okutuyorsunuz. Yukarıdan aşağı doğru indiriyorsunuz. Yalnız bunu yaparken parmağınızı dik konumda konumlandırmalısınız. Sağa veya sola kaydırdığınızda bunu beceremeyebiliyorsunuz. Ben bu telefonu hani bir hafta süresince kullandım ve 3 açmak istediğimde birinde tutturabilmişim parmak izini. Diğerlerinde 2 veya 3 yaptım veya arkaya çevirip telefonu aynen şu şekilde parmağımı geçirdim yukarıdan aşağıya doğru ki tam yerini bulabilmek için. Parmak izi okuyucu güzel ama işlevi aslında biraz da kullanıcıyı zorluyor. Hangimiz kullanır bu parmak izi okuyucuyu bilmiyorum. Ben bir hafta boyunca kullandım ama çok işlevsel olduğunu göremedim. Onu da belirteyim. Bunun yanı sıra ürünün üzerinde Android 4.3 işletim sistemi kullanılmış. Aynı zamanda HTC'nin Sense 5.5 arayüzü bulunuyor. Arayüz geçişleri oldukça hızlı HTC One'daki gibi. Çünkü Snapdragon 600 biliyorsunuz oldukça hızlı bir işlemci. Tabii ki üstüne 800 geldi ama 600 de hala günümüzde oldukça hızlı bir işlemci. 5.5'in o güzel arayüzünü HTC One Max üzerinde de görebiliyoruz. HTC One Max'in tabii ki eksileri olduğu kadar artılarından da bahsetmek gerekiyor. Parmak izi okuyucu olduğunu söyledik. Büyük ekranda Full HD desteği sunduğunu söyledik. Tabii ki işlevsellik açısından o tartışılır. Ama büyük ekran oldukça iyi. Kontrastı oldukça iyi. Kullanıcıya doğru sunumlar yaptığını söyleyebiliriz renk açısından ve keskinlik açısından. Bunun yanı sıra pil süresi oldukça iyi. Rakiplerine göre pil açısından kullanıcıya daha fazla ömür sunuyor. Bu da büyük ekranlı akıllı telefonların, yani tablet dediğimiz akıllı telefonların en büyük avantajı aslında. Bunun yanı sıra VLAN AC desteği bulunuyor. Aynı zamanda LTE desteği de bulunuyor. Tabii ki Türkiye'de LTE desteği yok daha ama 4G LTE. Önümüzdeki yıllarda gelecek 2014 yılının sonuna doğru. Muhtemelen onu da HTC One Max üzerinde kullanacaksınız. Son olarak ürün ergonomisinden bahsetmek istiyorum. Bu kategoride HTC One Max'e karşılaştıracağımız Galaxy Note 3 var. Note 3'ün ergonomisi Max'e göre biraz daha iyi bana göre. Çünkü Note 3'ü aldığınızda ele oturan bir yapıya sahip, kullanırken çok fazla rahatsız etmiyor. Ama HTC One Max biraz daha geniş yapıda ve elinize aldığınız zaman o keskin hatları hissedebiliyorsunuz. Tabii bu uzun sürede kullanımlarla ilgili, belki bir süre sonra bu hatlara alışabilirsiniz. Ama bu tarz bir akıllı telefonu, Fablet akıllı telefonu kesinlikle kotunuzun arka cebinde veya ön cebinde taşımayı denemeyin. Bu tabii ki sizin için sorunlara yol açacaktır. Ürünün genel performansı oldukça iyi ama HTC'den şunu beklerdik. One'da kullandığı hem Beats Audio özelliğini hem de kamera üzerindeki optik imaj stabilizer resim sabitleme özelliğini kullanmasını beklerdik. Onun dışında ürünün performansı gayet iyi.